Ses var. Boştan çok iyi tanırım. Çok uzun seneler Arçelik'in ilk fabrikasını onu yaptırmıştık. Hoş sohbet, keyifli, iyi bir mimar, iyi bir dost. Bildiğiniz gibi içkiyi de severdi. Güzel yazı yazardı. Onunla bir şeyde bulunmak, beraber olmak, bir yemekte vesaire bulmak insanı gençleştirir, tansiyonunu düşürür ve ömrünü uzatırdı. Allah rahmet eylesin. Allah geri kalanlarına uzun ömürler versin. Başka keder göstermesin. İlginç anlarınız var mı efendim? Çok değerli bir insandı. İlginç anlarınız var mı kendisine? Olmaz olur mu? Var tabii ama şimdi burada söyleyemem. Ayıp olur. Benim Aydın Boysan'ım artık yeni bir Aydın Boysan'ın olamayacağını anlayacak kadar zenginliklerle doluydu. Çünkü Aydın abi modernitenin dört dörtlük bir temsilcisiydi. Çok iyi bir mimardı. Büyük bir entelektüel birikime sahipti. Muhteşem bir mizah duygusuna sahipti. Gerçek bir rakı uzmanıydı. İnsanların hayattan zevk alabilmesinin ne kadar önemli ve anlamlı olduğunun yaşayan bir temsilcisiydi. Şu anda yok. Ama ben çok kitap yazdı Aydın abi. Çok eser bıraktı. Nur içinde yazsın. Hep özleyeceğiz. Yani sizin söylediğiniz gibi Aydın abi iyi tanımlamak gerçekten çok zor. Çünkü ciddi bir entelektüeldi. Kendine çok emek vermişti. Eski dilde söylersek Aydın ya ismiyle müsemmaydı. Yani ismine layık bir insandı. Gerçek bir aydındı. Ama çok uzatmadan şöyle söyleyebilirim. Bazı insanlar hayatını kaybeder. Bazı insanları da hayat kaybeder. Aydın abi hayat kaybetti. Başın sağ ol. Aydın Bey, Aydın Hoca'yı tanımak baş başına bir keyifti. Ama ben şöyle bir şey söylüyorum, onu sevenler bizler. Aydın Boysan'ı yitirmedik. Bence Türkiye, İstanbul Aydın Boysan'ı kaybetti. Öyle bir renkti ki onun anılarını dinlemek, onunla birlikte olmak baş başına bir keyifti. Bir de üstelik rakıyı peynir ve kavunla içenden de nefret ederdi. Kavunla içilmezlerdi. Dün Münir Hoca'yı, bugün Aydın Boysan, her gün bir değerimizi kaybetmenin acısını çekiyoruz. Hepsini çok özleyeceğiz. Işıklar içinde yatsınlar diyor. Doğru. Sonsuz rahmetine kavuşanlar bu Aydın Boysan Bey doğruna Allah rızası için. El-Fatiha. Erdişi niyetine. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhum Aydın Boysan Bey'in ruhuna Allah rızası için. El-Fatiha. Nasıl bilindiniz? Kendisine karşı haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah helalliklerinizi kabul eylesin. Tekten geçiyor mu? Şuradan şöyle geçiyor. Oradan geçiyor. Burada en iyi şey yani benim babam gibi bir insan. Prens gibi bir insan. Sanki de bu olakçayla iyi. Bak bak.